Santoris biraz rampadan hızlı geldi. Dikkat çekmeye çalıştı ama çok bir hareket yok. Uff. Jenny kurusuna çıktı. Molly gelirken çıktı oradan Nidor Türkiye. Yalnız kimse yok. O ne lan? Mermiyi böldü. Baba entry alıp nasıl böyle dağıldık? Nice try. Yani ilk oyuncu çok hızlı vursaydı 1 vs 2 oynayabilirdi o kutunun etrafında ama çok uzun sürdü ilk oyuncu vurması. Yani şu adamı nasıl buradan kaçırıyoruz? Adam resmen reklamlar gibi Sandbox'tan saate kadar koştu. İsa bombayı kime versem diye bakıyor. Bu arada Tok çok yakın. Kalixon'u gördü. Kaç canı kaldı? 6 canı kalmış. Yalnız Alex'e bakan yok. Kalixon nasıl spray transfer? Gözüm. Evet, iki tane takas güzel. B tarafına yerleştirilecek şimdi ama ufak bir eksik var. Bakalım bulabilecek misiniz? Eksiğin ne olduğunu. Hain düşman, al sana bombe. Antares atladı. Abi yani adamın... Bari double pick atlasaydık. Aynı zamanda düşseydik keşke aşağı doğru da. Bombamsı bir şeyler atalım onlara. Evet, Eko'ya gidecek şimdi. Deagle'lar alındı 3 oyuncudan. 4 oyuncudan hatta. Boxit de yok bir tek. O da AP ekonomisi için. Fena bir net değil. Daha diyen olabilirdi ama Ziblon en azından üzerine gelmesini engelledi şu an oyuncuların. İsa bir yandan arkalanır mıyız diye bakıyor merdiven çıkışına doğru. Tekrar connect'e doğru yöneldi. Tekrar arkaya bakacak. Yavaş yavaş Santos hareketlenmeye başladı. Oraya bir Molly geldi. Ziblon cross'lu hala. Oraya bir prefire çıkar mı acaba? Santos. Ya şu an midde olduğumuz biliniyor zaten. Yani her tarafımızı çevirdiler. Uf, bu çok iyi vuruştu. Aa, şimdi bomboş. Çok iyi çekti. Şimdi round çalınabilir bir hale geldi. Ne yap? Baba, iki utility one way smoke atmak için mi kullandın ya oradan? Santares güzel bir kill aldı. Yalnız bomba terste. Oradan kafayı göremez. Yani güzel eko da kazanılabilirdi.
Şimdi hızlı bir oyun gelecek gibi sanki. Smoke arkası kiminle yaptığı belli değil. Immortal şimdi kaçıyor oradan hızlıca. Zantares'in 30 canı gitmiş. Ibor'un 40 canı gitmiş. Hadi 2K Smoke arkası biraz sprey attı. Tekrar smoke bıraktı oraya doğru. Taktik ağda bitecek gibi görünüyor. 4 oyuncumuz ağda çünkü. Bir tane de lurker bıraktık. İsa ayakları gördü. Görür görmez güzel bir headshot. Zantares de bir tane atmış Zibion'a. Göremedim ama. Uf. Bir headshot daha geliyor İsa'dan. Evet böylece A site'a giriş gerçekleşiyor. Smoke'lar düştü. Alex hemen headshot'ın arkasında yerleşmiş. Güzel bir headshot. Şu an yalnız oyuncu kaybediyoruz hiçbir şey yapmadan. Neyse ki öne doğru çıkmadılar. Tok yavaş yavaş tekrar heaven'a doğru geldi. Skorya cross'lu. Smoke çıkışında hem de heaven'a doğru bakmaya çalışıyor. Tok birazdan ses çıkaracaktır orada inerken. Mesela gerek kalmadan Kalix vurdu zaten. Kalix çıkınca Kalix'i vurdu Tok. Ve Tok böylece silahını koruyacak. Eternal Fire'da ilk round'u geliyor. Byron'da AP'de saklanmış oldu buran sonunda. Şimdi rampa yakın savunma yapmaya çalışıyorlar. Yalnız bu arada midden iki oyuncu pushladı. Of, Kalix'ten önlü arkalı fotokopi. Misha bu arada smoke'tan çıkacak mı diye bakıyorum bir yandan. Biz flash peek attık. Zibon'u sandbox'a yakaladık. Antares. Nerede Tuki'yi de gördü. Lotte'yken yakalamaya çalışıyoruz Antares'i yakaladı. Orada plant gelecek. Onu da Immor buldu. Evet ikinci round geldi. Şimdi komisine bakalım bir. Dream full eco'ya kadar bile gidebilir. Yani USB'lerle falan bile oynayabilir. O ilk round tabanca roundu. Üzerine birkaç roundla beraber biraz Dream iyi başlamıştı ama sonrası zaten yine Eternal Fire'ın yavaş yavaş kontrolüne doğru geçiyor. Evet full USB eko sadece Zibron'da bir P250 var. Sandbox'a bir molly geldi. Mişe timing'i... Vay kardeşim benim be. Kaz zorlandı. Zantares oradaki boost'u biliyor. İkinci oyuncuyu arayacak o yüzden. Rahatlıkla buldu. Orada bir Zeus vardı ama gelmemiş. Rider 2K'den. A'ya plant alınıyor rahatça. Alex'le beraber Tok B tarafında kaldılar. Yani kill vermek istemeyip gelmeyebilirler zaten. Saklayacak bir şeyleri de yok. Ellerinde USB var. Zeus da görünmüyor bu arada arayüzde. O yüzden Zeus oyuncuya geçtiğinde fark ediyorum. Normalde görünmesi lazım. Arayüzün bir eksikliğini daha bulmuş olduk. Alex orada Zeus'la bekliyor. New World'ün hype'ı bir haftada biter ya. Ben de aldım oynayacağım büyük ihtimalle ama
Bir hafta sonra biter New World'un hype'ı. Evet, Tok kaldı en son. Önce 3-3 buluyor Eternal Fire. Çıktı oyun çıktı. Bugün çıktı. Bugün şeye çıktı full'ü. Bu arada Queens kazanmak üzere galiba. 12-5 mi oldu? 12-5 oldu. Güzel. Yok, yeni oyun olması değil. New World'ün farkı, uzun süredir MMORPG oyun çıkmamıştı doğru düzgün. O yüzden hem betası da çok fazla oynandı o yüzden. Arkasında da bir de Amazon var. Amazon sunucularında oynanıyor maçlar. Şey, maç diyorum. New World'ün oyunları. O yüzden her şey böyle bir hype yaratmak için yeterliydi. Ve şimdi de öyle hype bir gidiyor gibi görünüyor bakalım. A tarafına rush gelecek gibi. Eternal Fire koşuyor şu an A'ya doğru. Ivy'den Misha gelecek. Oraya bir spray çıktığı içinden yakaladı. Takas var. Santares'ten hızlıca. Oraya ikinci oyuncu da geldi. Biz göremiyoruz şu an. Santares smoke arkası. Sandbox'tan biraz rahatsız oldu. Nayda 2K smoke içerisinde. Ona bir net falan çapsa. Yok, şimdi ses çarptı zaten. Santares anladı hemen. Zibron yarınlar yokmuşçasına koşuyor şu an. Yoksik'ten bir kill. Aa, giriş fight'ı çok uzun sürdü bu arada yalnız. Nider 2K'yi arkalamak için çok iyi bir timing'e sahip. Yoksik. Rampaya doğru bakıyordu. Şimdi Jader'ın düşmesi iyi olmadı çünkü diğer oyuncu da rampadan geldi. Tok da arkalamak için gelmişti. İsa ile beraber ikisi oynayacaklar. Sandbox arkası Tok var. Sandbox çok kolay vurdu. Diğer kill de İsa almış. AP'de aldılar. 4-0'lık seri devam ediyor. Oo, çaktılar. Güzel. 13-5. Helal. Bu maçı kazanan gruplardan çıkıyor, evet. Eternal Fire veya Dream. Bu gruptan çıkma maçı. Yaklarını gördü Oxic ama onun rakibini yakalayamadı. Bu arada B'ye girdiler zaten. Immor'la beraber Kalix. Evet, oyun B'ye döndü. Oxic arkaya doğru bakıyor. Dinklendi bu arada. Bir headshot. Evet, oyun kontrolü artık hızlıca Eternal Fire'a doğru geçiyor. 5. round'u göreceğiz. Eternal Fire'a giden. Yok, kendisi Nider 2K. Kalix'i duydu. Kalix onu duymadı tabii ki de. Yalnız kit falan olsa... Vay babacım, nasıl deagle kullan bu? O nasıl keskin aim? Son kill Kalix'ten. Şimdi zıtıl mı geliyor? Gelemez ya. Nefil kaçırdı ya Zibron. Şimdi yine 3vs3. Alex B savunmasında tek başına. Bir de doğru kayan Mişe var. A savunmasında Nayda 2K yapmaya çalışacak ama harita kontrolünü kaybetti şu an. Dream. Şimdi toplanıp sanki B'ye gidilecek gibi. Rampadan nade'ler gelmeye başladı. Nider 2K ayakladı. AP'yi de aldı yerden. Orada piksel
Yardımcı olmadı Zantares'e. Zantares flash pick'ini atıyor, çıkıyor, vuruyor. Boş ver small dedi. Şimdi tabii sıkıntı arkadan gelen oyuncu ve Naide 2K bir kill daha aldı Zantares'ten. Hemen bir cevap. Bu arada Zantares'in fight'e girmek için her türlü avantajı var ya. Timing'e bak. Tam döndü acaba, mide mi döndü ya da aya mı gitti rakip diye. Alex, Zantares de B'ye gidecek gibi. Geliyor. Round sanki. Zantares emin olamadı nereden geleceği konusunda. O yüzden ortada kalmak istedi, açıkta kalmak istedi. Yani arkasında bir yere verse büyük ihtimalle kazanacaktı kılıcı ama. Yani Alex çünkü connector'dan at gibi atladı aşağı, ses falan da çıkardı. Ama Zantares büyük ihtimalle rampadan bekliyordu onu, biraz daha arada kalmak istedi. Evet, Dream'in 4. roundu. Ekonomi hala var Eternal Fire'da. O yüzden bir Viant göreceğiz. Sanırım A hücumu gelecek. Çünkü İsa'dan bir A'ya smoke geldi hemen base'den. O smoke Ivy'ye düşüyor arkadaşlar. Ivy puşlamasın diye. Orada puşlamaya çalışıyorlar. Mişe full kör. Mor bu arada nate yemiş. 52 can. Zantares şimdi gördü smoke arkası. Mişe sürekli oraya sızmaya çalışıyordu. Kız izin yok. Zantares şimdi bir attı. Zibron smoke'tan biraz tedirgin. Tok yine geziyor bu arada artıda. Vogue'la Calixon'u gördü. Yakaladı. İkinci oyuncu tahmin etmeyecek. Yani Dream tutamayacağını bildiği için site'ları sürekli bir yerden pushlamaya tercih ediyor. Zantres'in çok güzel chat var. Takasim oradan ve anı kontrolü alındı böylece rahatlıkla. Aha. İmort çok masum değil miydi? Lan bomba geldi. Ne yapacağım şimdi deyip baka baka öldü ondan sonra. Aynen bir dojiye yaptı bu arada. Ransun'u. Evet, Dream bir tane keleş, 4 tane tabanca ile oynayacak bu round. O keleş kaçırdıktan sonra turnun 6. roundu geldi. Bir kez B'ye çok hızlı geldiler yine. Kalix Vox'in cross'undan mı çıkıp vurdu? Tam göremedim ama yani Antares bu arada yine Ivy çıkışına yerleşmiş. Zibron çıkarmayacak kafayı büyük ihtimalle çünkü smoke da var. Tamamen oraya bir molotov gelirse diye saklanıyor. Zibron attı smoke'u. Hala orada. Zibron çıktı oradan. Vanvay smoke kullanacak. Hadi Türkiye'yi orada yakalanmış. Zibron'u Zibron. Tamlar kendi yıldığı bir headshot'ta ve round'u çalıyor Dream. Zibron sıkıştı aslında. Sandbox'ın oradan 2 kill ile çıktı. Evet evet biliyorum. Teşekkür ediyorum. TTV Rose.
Takip ediyorum bir yandan. Şimdi Alex site arkası. Flash attı kendini ama. Hem metalin üzerine doğru geçiyor. Kristen bir one way smoke. Ha, kullanmayacak orayı. Fakat Tok cesur bir hamle. O smoke'tan çıkıp info almak istedi. Yine mi pushlayacaktı acaba B'den? Çünkü 2B savunması var. Bir de mid'e bakan oyuncu var connector'dan. Yani A aslında boş. Bir A savunması için. Yine Misha hemen sandbox'ın oraya yerleşmiş. Bu kez smoke yok. Oraya bir Molotov gelirse ki gelmeli, iki tane Molotov'umuz var ki Zantaris çekti. Ivy'ye gönderdi. İkincisini oraya atmamız lazım. Atmıyoruz. Evet, ayağından vurdu bu arada Voxic. Ayağını görüyor oradan. Şimdi Molotov gelecek. Mişe alkışlarla uğurluyor muyuz? Smoke yardımı geldi ama Dion'a çok az kaldı. Nate var mı? Nate yok. Oyuncuyu vuramayınca oyun kuramadık. Yalnız Ivy'den Zantaris geldi. Headshot Tok'u buldu. Zantaris çıkıyor smoke'tan. Bir mor wallbang de yakalamış. Zibron side'da Zant takası isabeten daha vuruyor. Son kanlıdır 2K olacak. O da yavaştan save'e gidecek. 5 canı var zaten ve 7. round geldi. Hatta save'e gidemeden Zantaris yakalıyor onu. Şimdi 3 AWP var. Dream gemileri yaktı. Zantaris hızlı bu arada. Zibron'u buluyor. Şimdi Sandbox'a tekrar odaklanmak isteyebilir. Mişe Sandbox'a saklanacak. 3 AWP ile Vertigo oynamak da yürek ister yalnız ya. Mişe AWP ile vuruyor. Oo, ikinciyi kaçırdı. Zantaris fark edememişti. Toksik yine ayağından mı vurur diye bakıyorum. Bomba düştü bu arada. Zantaris alamadı hala bombayı. İsa bu arada Tok'u yakalamış. P bomboş. Oyun çevrilecek miyiz diye bakıyorum. Yalnız Voxic tekrar düştü. Tedat hala alınamadı bu arada rampadan. Tedat hala alınamadı çok önde düştüğü için. Ben hemen geliyorum arkadaşlar. Kapı çalıyorum. Alo. Alo. Alo, ne oldu ya? Kırmızılar biz miyiz? Yeniyor muyuz? Alo.
Kisa öyle ezbere sıktı ki smoke arkasına hiç kimseye bakmadan. Timing neymiş? 7-7. Peki. Üç HP aldılar mı? Vallahi zaten o tam rampada düşürmüşlerdi ya C4'ü ilk oyuncu, hatırlayamadım kim düşürmüştü onu. Orant orada krize girmişti zaten ya. Ses yok diyor öyle. Bacım var ya işte. Oo, toktan 2 tane kill. P90'da ölmediğimiz vardı, onda öldük. Bir şeye bakar mısın? Dream'in günlerdir arayıp bulamadığı APC oldu bir anda. 2 roundda. Sikten bir headshot. Sekiz yedi. Geliyorum arkadaşlar. Başlıyor. Ses ver. Evet, şimdi ilk roundla beraber bir seri lazım. Çünkü maç biraz yakın geçti. Normalde maçın ilk yarıdan kopmasını bekliyordum ben. Xantaris sesleri duydu. Hemen geriye doğru çekilecek. Geçerken yanında birini de götürdü. İşe düşüyor. Yakın mesafeyi Moro Fight kazanabilecek mi? Kazanamadı. Düzeltiyorum, kazandı. Toku düşürdü. Şimdi plant gelmedi. Uf, Xantaris'ten bir tek daha var. Of of. Of of. Tüylerdi kendi ken. Damarlar GG. Yuvalar yıkıldı. Evet, Force Rider'ımdan. Zebron. Çatı yedi ama Onora hemen Kalix'i vurdu. Hemen Voxic'ten bir yardım. Ve smoke bıraktı. Mor'un nadine bakalım. Yani 27 can. Fena değil.
Enteresan, güzel bir spray kontrol. Çok güzel bir tarama hakimiyeti. Şey, iyi bir maç geçiriyor. Son kan oyuncu olacak. 22 can. Artık daha vurmasam acaba? Yeterli, kafi. Taramak tarması olmadı. Onun gelince onu da şey yapacağım. Bu tarama hakimiyetiydi. Evet, 9-8. Bu ne? Bir daha mı? Peki. 2 galli var. 3 tane, 2 tane maktan, 1 tane tek 9. Dream koşuyor. Mid'den. B'ye mi bağlanacaklar acaba? B'de sadece Kalix var. Kalix'in yeri çok kötü bu arada. Yani tek başına kaldı orada. İsa'nın yardımı var. İsa netli birini uçurmuş. Kalix istediği pozisyonu yakalayamadı. Artık main'i bıraktı tamamen arkaya. Şimdi oradan Mişe'yi bulmuş. Zantares de A'da Nidia Tuki'yi yakalayınca round biraz toparlandı. Pompalayı mor pompala. Garip bir round. Alex son kan oyuncu olacak. O tabi spawn'a kadar geldi. Bomba B'de düştü. Mor bu kez mid'den arkalamaya doğru gidiyor yavaş yavaş. Zantares hala A'ya gelirse diye. Biraz dikkatli. Mor orayı bırakınca bombayı aldı. Alex birazdan plant alacak. Side'da kit var. O yüzden çok sorun değil yavaş oynanması. Alex kurup rampaya doğru gidiyor yavaştan. Yalnız herhangi bir utility yok. Mor'da bir tane flash var ama. Yani o fight'e girmek lazım. Alex bu arada side'ı hala sallamıyor. Evet, şimdi sallamaya karar verdi. Zantares yerden bir smoke bulmuş bu arada. Şimdi ninja'ya oturdu. Mor geri çıktılarla beraber zaman kandırmaya devam ediyor. Ve bu arada çözdü zaten Zantares. Alex de geri kaçacak. 10'a 8. Bir an krize giriyordu round. Ama iyi toparladılar. Üf. Hadi Türkiye'den güzel bir pik. Mor çıktı. Ayv'den durumu toparlıyor. Şimdi İsa orta kontrol almaya çalışacak. Sanırım A'da bitirecekler. A'ya döndüler beraber. A'da şu an Imor var sadece. Düzeltiyorum, Zantares var sadece. Imor ortaya doğru gidiyor çünkü yardım için. Şimdi A'ya giriş için yalnız hiç bombası kalmadı. Bir tane smoke var sadece Dream'in. Yani tek smoke'la nasıl girebilir? Zantares'te tek başına daha çok utility var şu an. Bu arada bir adım ses yaptılar galiba. Zantares onu duymuş olabilir. Oo, gördü. Gördü. Güzel bir tarama aktarması. Sisini bıraktı. Bombasını attı. Körünü attı. Mişe'den kafadan vuruş. Tam kafadan. Aktarma derken. Metro gibi mi? Of, o neymiş ya öyle? Abi bir Nidia Tuki'nin ekranından görseydik şu 3 tane killi. Round bitti diye gülüyordum ama bilemedik. Bir yok mu tekrar? İzleyelim. Sanırım izleyemeyeceğiz. Ha, izleyeceğiz. Vay kardeşim benim ya. Duvar mı var? Şimdi Yako'ya gidiyor Tunnel Fire bu arada. Hayır, Force'a gittiler.
çevirdiler. FAMAS var İsa'da. 4 tane pistol olacak. Yani bu kritik bir round bu arada. Verirsek 10. Sonra Eko'ya gideceğiz. Derken Dream'in belki de maçın ilk defa kritik bir yerinde öne geçtiğini görebiliriz 2 gündür. İhsan üzerine koşuyor. İhsan canı kalmadı. Evet, eve gideceğiz galiba. Çoktan gittik bile. Ve 10-10. Yukarısı karıştı. Çaktırmayın. Evet. Şimdi düzeldi. Yerler. 10-10. Şimdi Kalix Kelish'i kaçırdı oradan. İhsan'da faması var. Yanına ne alacağız? Vox'a bir tane smoke almış. P250 ile beraber. USB'ler var. Antrespor'da 28 kill'de. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Pek konuşmadık onu ama biraz da onu konuşalım. İsa yakalandı. Zantares de yakalandı. A'yı hızlandırıyorlar. Ivy gördü. Mişe. Ivy'de Imor var. Bu da şu an saklambaç oynuyor. Ne izliyorum fikrim yok. Dün oynadığımız takım, evet bunlar. Dün yendiğimiz takım. Evet Dream. Öne geçmeyi başardı. Hani bizim seçtiğimiz haritada, Vertigo'da. Yani biraz sıkıntılar var. Bugüne özeldir sadece umarım. Torres. Yani erken pik almak istedi ama Imor yanıyor. Maç nereye gidiyor? Oksikten bir takas geldi. Ivy'ye doğru kaçmaya çalışacak. Haydar Türkiye onu yakaladı. Şu an hem Dream biraz gaza geldi. Hem diyorlar ki şu an abi biz niye bu kadar pasif oynuyoruz? Niye bu kadar kendimizi sıkıyoruz? Bak koşarak çıkıp biz de vuruyoruz yani. Yani ne eksiğimiz var falan. Bayağı adamları bu hale getirdik maalesef. Ve biz de biraz yardımlaşmadan uzak oynuyoruz. Evet, Kalix silahını, armor'ını saklayabildi. Bir tane de small var. Şimdi tekrar Echo'ya gideceğiz. Dream'in 13'ü bulması anlamına gelebilir bu. Zebron 20 kill. Nider 19. Bizde şöyle gidiyor. 28 sonra 16. Thank you.
Şimdi A tarafında biz tek yapmıştık. 3 oyuncuyla beraber. Hızlı oyun gelirse diye. Onlar smoke arkası güzel bir boostla beraber. Ivy'ye bakıyorlar biri pushlar mı diye. Nider 2K yavaş yavaş rampaya doğru geldi. Sandbox'a net atıyorlar. Evet. 2 tane attılar galiba oraya. O yüzden kimse olmadığını anlamışlardır. Kalis off angle. Uff, çok iyi bir white pick geldi Zantares. Çok erken, çok acele etti. Kalis aldı takası belki ama. Toktan bir cevap var. Yalnız Ivy'de hala bir oyuncu var. Onu bilmiyorlar. Ama İsa arkalayamadı. Bu round çalınabilirdi ya. 4vs5. Sonra 3vs4. Evet, 13-10. Bu arada yamaç da 7-1. Bayağı yine kütür kütür time. Evet, şimdi rampa savunması için Zantres utility'yi kullandı. Immortal yine smoke arkası Ivy'de. Ben zorlamayacak orayı. Mor Zivon'u yakalamış. Orada bir gap var. Çok zorladı yalnız. İkinciyi de vurdu ama üçüncüyü beklemeyecek. Yine de Immortal'dan orayı smoke arkası iyi kullanma. Zantares'ten derin bir Ivy smoke. İsa. Zantes tek kaldı. Bir yardım gelmesi lazım. Oraya bakacaklardır ama Nider 2K koşarak round yine ellerden kayıp gidiyor. Toxic bir çıkış flash attı. Tok arkasını dönmedi ama etkilenmedi de. Gidiyor round. Arkalayan Nider 2K var. Gerçekten mi? Dream'e harita mı veriyoruz? Şimdi tüm ekonomiyi harcarken 4 tane FAMAS aldık. Bir tane de M4 abidesimiz var. Şu an molotofumuz yok. Smoke'dan Mor öldü. O silahı değiştirmek lazım. Belki FAMAS'ların biriyle. Evet, Zantares'e verdi. Zantares. Oo, bu arada Mişe kolunu sallayarak geldi. Bir tane daha vurdu. Vay vay vay. Mişe'yi kest. O neymiş oğlum öyle? On beş on.
Şu ikinci fena bir vuruştu. Üçüncüsü çok iyi. Bayağı flik attı yani. Çok iyi reaksiyon. Şimdi Kalix mid savunmasında gördü, yakaladı Tok'u. Mor açılmış rampadan kovalıyor şu an. Rakibini bulamadı yakın mesafe. Şimdi Misha AP aldı. Hep onda mı kalsa acaba onların? Uff, gerçekten güzel bir headshot. Kalix quad'da oynayacak. Zebron smoke arkası bakıyor. Fight'ı çekiliyor yavaş yavaş. Güzel flash pick İsa'dan. Tam kör olmadılar ama mis gibi oyun. AP'yi de aldı. Ama biraz geç mi oldu acaba şu oyunu oynamak için? Bu arada ilk defa B'ye geldiler bayağıdır. Şimdi Ayles'da oynayabilirler. Ivy'ye doğru İsa'dan güzel bir wallbang. Zibon'u yakaladı. Imor yine Ivy çıkışında. Smoke arkası ciddi bir hasar var. Misha bu arada yine birini yakalamış. Antares'ten bir lokum. Misha bu kez kendi gönderdi. Görneydi. İsa'nın kafasında patlıyor. Misha'ya bak. Hissediyor artık oyunu. Ama 2v2. Bir mole attılar. Sandbox'a doğru. Toxic timing yapabilir mi? Yaptı. Dedi bir daha düşürdü. Tok kaldı. 1v2. Bombayı aldı şimdi. Bakalım. Geri mi dönecek? Orası Ivy mi? Short mu? Gap mi? Yellow mu? Yellow'u çok duymadım da. Nereye gidiyoruz ki burada? Yani neden arkalamaya çalışıyoruz? Mesela zaten çünkü hani 2v1 site'e gelip kurusa bile 2v1 oynarız. Şimdi Voxic arkadan gelecek. Ya zamanı var, kiti var. Tok neyse ki ona doğru bakmıyor. Eğer Voxic sakin gelip aradan çıkarsa Tok'u arkasından yakalayacak. Ve yakaladı. Ama şu an ya para da yok. O yüzden bu her silah değerliydi. Bir tek İsa'nın parası var. Şimdi Voxic bir tane droplayacak. İsa alacak. Hatta İsa iki tane alır gibi. Armorsız da olsa. Yani crit olmadan da olsa. Yok, wallbang atmaya çalıştı. O yüzden vuramadı gibi görünüyor. Yani kutudan kafasını gördü. Kutuyla karışık sprey attığı için. Şurada da göstereyim bak. Şöyle ki. Şimdi asalması yine agresif. Misha oradaki smoke arkası gap'ten bakıyor bir yandan. Es zamanda 2 kill daha. Bomba da düştü. Şimdi tabi Dream'in parası olmayacak. Plant gelmezse. Vox'tan bir body shot. İsa aldı kili. Alex var. Santeres yaklaşıyor. Alex'ten güzel bir vuruş.
Şimdi dönecek mid tarafına çıkacak gibi. Mid'de yakında kimse yok. Tabi B'de kimse yok. Ve Alex böylece bombayı kuracak. Bunu kurdurmasa ki iyiydi. En azından bir kişi B'de kalsa ve hani bir 1v1 şansını denese. Çünkü sonra 1v2 oynarsın. 15 saniye kaldı. Şimdi B'ye koşuyoruz tabi. A'da kimseyi görmeyince. Yetişemeyeceğiz. Ya çünkü bu parayla beraber plan, silah alabilecekler bir sonraki round. Büyük ihtimalle. Alex bir tane daha silah düşürdü. İsa vuruyor ama iki kişi yaşayacak bizde. Evet yani şimdi bir galillerle beraber zorlayabilirler. Bir AWP, bir keleş, 2-3 galil falan. Bakalım tercihleri ne olacak? Bir timeout var. Dantares kaç vurmuş chat? Tamamdır. İsa 21'de, Imor, Kalix 15, Voxic 14. Bunlar da dengeli bir dağılım var aslında. Hatta Imor 24 kere ölmüş. Yani 29 round oynandı. 28 düzeltiyorum. 24'ünde ölmüş. Çok kaybetmişiz Imor'u. O da tabii biraz onun frag katkısını azaltıyor. Bir tane rush var. Kalix HS'yi attı. Üzerine doğru frekler koşuyor. Voxin'de yardımı var. Bu arada bir force yoktu ama bayağı para harcamışlardı. Kalix bu arada kör oldu. Avandır markası. Bu arada Voxic vurmuş onu ölürken. Tam göremedim ama açısından zor bir vuruştu o. Evet 15-14. Şimdi Dream az önce yarım alırken yalnız biraz fazla para harcadı. Nidor 2K ile beraber Zibron. Şu an Utility alamayacaklar. Hatta Zibron Galil almak zorunda kaldı. Burada işte. Vuruyor burada Voxic. 7 canı kalıyor. Evet A'ya çok kalabalık geldi. Dream. Voxic flash pick. Ivy arkası bu arada Imor atladı oraya gelmiş. Duymuş olabilirler onu. Orada main kutusu arkasında bekliyorlar. A rampada açılmadılar. 4 gelmiştik. Yanlış şimdi paldır küldür geri dönüyoruz. Ortadan mı pushlayacağız? Ortadan pushlayacağız. Sadece oraya Voxic'i bıraktık. Evet Voxic kuvvetli bir açıda ama trade alınabilir hızlıca. İki oyuncu mid'e geldi. Dantares'le beraber İsa. Daha köşeyi de yaktık. Kimse yok. Flash pick geldi. Imor. Imor. Güzel bir wallbank ama kaçamayacak gibi. Nade'ini de bırakamadı. Toxic Ivy tarafında yine. Dantares'ten bir rampa smoke'u. Düzeltiyorum. Side smoke'u. Dantares pozisyon değiştirdi. Toxic'ten güzel bir kill. Göremedik ama. Rush'ı kesmiş oldu. Dantares side'de smoke arkası. One way kullanacak Alex. Gidi aldı. Zantares'ten güzel bir vuruş daha geliyor. 3vs2. Arkadan gelen kimse yok. Tok bir tedirgin oldu. Acaba arkadan biri geliyor mu diye.
Alex biraz ses yapıyor rampada hala. Güzel bir niyet olacak yalnız Voxy'ye doğru. Voxy iyi çıktı oradan. Hala bir oyuncu burada. O ses yapıyor aslında ama bomba da onda bir yandan. Düzeltiyorum Tok'ta. Ve Kalix bu numarayı yemedi. Bomba da düştü. O zaman bir chat. Root time'ımız yok mu? Root time severiz. Root time severiz. Şimdi City başlıyoruz. Yani maçı döndürdüğümüz site'de başlıyoruz. Bu avantaj olacak. Hani tıkandı biraz Dream zaten. Voxic bu arada Hide 2K'yi buluyor. Görmediğimiz yerde. Zantares rampayı gördü yakından. Çok zorlandı Zantares. O nasıl spray? 2vs4. Mor yine 1v atmaya çalıştı Osmo ama tam gap'li memnun değilim. Kalix bu arada midden pushlayacak. Köcü de A arkası. Bombada düştüğü için. Oraya bakacaklar. Kalix bu arada yavaş yavaş TBZ'e kadar gitti. Pardon, tarama. Taramaydı. Tarama aktarması. More sandbox'ta. Oh. Eyvah. Olsun. At kafasına Emor. Yok, vazgeçti. Flash pick de güzel bir flash pick. Emor AP'yi de aldı oradan. Düzeltiyorum. Keleş'i de aldı. Ve Voxic'le beraber iki tane silahı taşıdılar. Evet, oyun 16-15 aslında 2vs4'tü. Bayağı round bitmişti ama biraz oyun yavaşlayınca tabii takımın da sinirler gerildi yani. Hani entropik mağlubiyeti üzerine burada belki maç bitecekken uzaması. Biraz hani maç bitse diye onlar da sabırsızlar, onu da söyleyelim. Bu arada Voxic yine kill'le başlıyor anda. B savunmasında. Şimdi oraya bir boost deneyecekler. Voxic oraya bakacak mı? Dantres bir şeyi yakalamış. Ve evet, setleri boost'u buldular. Kalix'i yakaladılar. Voxic hala orada. Molotov'u biraz geç atacak gibi. Tok. Smoke arkası. Oraya pushar mı diye bakıyorum. Geri de kaçmıyor. Şimdi geri kaçtı. Orada İsa yaklaştı site savunmasına kadar. Smoke arkasına yerleşti. Dönüyor. Dream oyunu A'ya çevirecek. Zantares sadece altta kalan oyuncu. Bu da şöyle kırığa doğru yaklaştı. Sesleri duyuyor bu arada. Evet, A'ya gelin diyecek. Zibron orada. Zantares attı headshot ama. Silah farkı yine. Default'ta bir oyuncu var. Ondan eminler. Sağdan henüz göstermedi. Voxic de bekliyor bir göstersin diye ama. Göstermedi. Voxic geldi. O kill aldı. Güzel hareket. İkinciyi kaçırdı. İkinciyi vursa round gelmişti belki. 16-16.
Şimdi oraya yaklaştı. Çarpışıyor. Fark etmedi hala yanındaki oyuncu. Zibron hala fark etmedi. İmor da öldü şu an. Ne oluyor abi? Baba biz ne izliyoruz ya? Nasıl ya? Ya comeback attık City Side'da. Uzatmaya götürdük. Uzatmanın ilk roundunu aldık. Dominant baskın boyunda. Sonra iki round verdik yine. Şimdi B'ye çok yakın geldik. 4 oyuncu ile beraber ve Tok geldi. AWP'si ile vurdu. Çıktı oradan. Aynen kazandı bu arada Queens. 13-5. Evet bu 3 AWP iş yapmıştı bu arada hatırlıyorsanız. Normal sürede. Şimdi oradan bir boost kullandık. Bir flash pickten sonra Imor alabilir aslında entry'sini. Çünkü Tok çok açıkta. Şimdi çıkış smoke geldi. Side'da artık bir takaslasak mı şu adamı ya? Mor uff. Alex'ten zor bir vuruş, iyi bir vuruş. Bayağı vurdum demiştir. Oo İsa'dan güzel bir wallbang ama hala 2v3. İsa bir tane daha vurdu. Zibron'dan zor bir vuruş. İsa klaça kaldı gibi. İsa şu an plant'tan daha çok bir eksiltmeye oynayayım dedi. İki canı var. Vay be. Maç puanı geldi iki tane. Dream'e. Maç değil düzeltiyorum. Harita puanı geldi. Biraz secure yapıyoruz biz. Dream Ivy'den sanki pushlayacak gibi duruyor ama çok da emin olamadım. Frost koymayı tercih ettiler. Sandbox'ı yaktık. Kimse yok. Xanteres Ivy çıkışını yakacak şimdi. O güzel bir molly. İki oyuncu birden geriye atıyor. Bu arada Xanteres 60 kaldı round başı. Mişe moru bulmuş. Xanteres. Onu da vurdular. Evet. Yani Xanteres'in işin zor kısmını yaptı. Zor postundan çıktı ama 3 oyuncu birden bakmıyordu ona doğru. Güzel Nate. Tok'tan. Retake başlayacak mı? 2 AP var. 2 AP retake zor. Tok yavaş yavaş geliyor yine kırağa doğru. İsa oraya bir şey atmadı. Şimdi site'a doğru bir tane flash bıraktı ki flash peak olsun diye. Eyvah ninja geliyor. Oo. Güzel spray transfer. Çünkü kit vardı. O ilk oyuncuyla uğraşırken bir an yürekler ağza geldi. 1,5 saniye falan vardı. Tarama aktarması. Şurada istediği tarama aktarmasını yapamadı ama evet şimdi çift AP ekonomi kalmadı çünkü Dream'de 3 AP yapamayacaklar.
Yakına bir molotof bıraktı Kalix. Hani kimse geçmesin diye Alex site savunması yapacak. Kalix yine bir one way smoke attı ama onu atarken rakip de attığı için piklemeyecek galiba. Oyun dönüyor A'ya. B'den alınan bu trade'de B'yi hızlandırabilirler. Tok var sadece. Havalandırma arkası. Böyle doğru güzel flash geldi. Tok havalandırma arkası. Çok güzel yakaladı Zantares. Yoksekte bir tane kill alıyor. Zantares'in planti gelecek. 2vs4. Zibbon'un canı kalmadı artık. Ve Voxic. Peki bir root time'ımız yok mu chat? Peki yok mu? Kırk vurmuş, kırk. Kırk yapar. Şimdi T-Site'de başlayacaklar uzatmaya bu kez. Şu an Kalix Imor eşittir Zantares kill sayısı. Evet 3 AP başladı hemen Dream yine. Tuttuğu için o iş. Yalnız Mishi bu arada Molotov'unu biraz geç kullandı. Yalnız Alex taglenmiş bu arada. Nereden taglendi onu göremedik ama. Mişe mazgal üstü. O Imor iyi sızdı oraya doğru. Timing yapacak gibi görünüyor. Ve yakaladı Imor. Bomboş B. Bomba gerideydi. Şimdi o dönüp bir almak lazım. Tek başına Imor girdi B'ye. Imor sızmış zaten koşuyor. CT base'e kadar. Bombayı aldık. Geri dönüyoruz. Imor devam. W. Mouse 1. Zantares'in 40 vurduğunu duyan Imor. Evet, aim fight'larla biter round. Evet ikinci round'a bakalım. Alex pikledi. Tok bu arada Kalix'i yakalamış. Hemen round başı. Mor. Üstünden Zibron vurdu sanırım. Evet Ivy tarafından vurdu üstünden. Zantares emin orada olduğundan ama bir türlü açıyı bulamadı ateş edecek. Toxic Tok'u buluyor. Tek başına kaldı. 1vs4. Bir ace clutch lazım. Evet, Zibron timing de çok zor olmadı. 19-19 yine bir cevap geldi hemen. Dream'den. Şimdi bir round da almak iyi olur. Yani T'yi 2 roundla kapatırsa Eternal Fire en azından CT için biraz daha rahat bir oyun dönebilir gibi. Hesabı kez ortaya koştu çok hızlı. Orta kontrolünde Voxic şöyle bakıyor ama prefire denedi. İnfo yok. Bu arada rampada güzel ikili bir açı yaptılar. Alex Nider 2K her yerden pushladı bu arada savunmayı Dream. Yani şu an sıkıştırdı main savunmalarını. Alex sıkıştı oraya doğru ve kolay bir kill alıyorlar. Voxic bu arada yalnız bir şey yakalamış. Voxic bir tane de wallbang atmış Zibron'a. Bunları göremiyoruz ama rampayı da Zantares vurdu. Ve A savunması kırıldı. Imor bu arada koşuyor yine. Of. Durmadı yani. Of. Burada durmadı.
Evet, şimdi CT site'da izleyelim bakalım bir. Oo, güzel vuruşmuş ikincisi. Şurada kayarak bir vuruş. İki tane round yeterli CT site'da. Bir tane round da uzatmaya götürmeye tekrar garantiler. Bu arada iki tane AP aldılar T site'da. Michelle ile beraber Alex tok midden pushluyor. Voxic var orada. Biz de AP'yi Kalix'e verdik B savunması için galiba. Enteresan. Tok istediği infoyu alırken Voxic yakalayabilirdi ama biraz kafayı kaçırdı orada. İsa'nın da az canı kalmış yalnız rampada. Santres'ten derin bir nade var. İmor köşeye bir tane nade bıraktı. Bir tane molotov bıraktı. İmor pikleyecek. Zibron onu yakalıyor. Tok da Voxic'i vurmuş. Şimdi İsa'nın bir yardımı. Santres hala A savunması tek başa duruyor. 4 oyuncu A'ya yakın Dream'de.
Daha deminden şimdiye geldik arkadaşlar. Röportaj bekliyorum ben şu geri sayımdan sonra. Ladies and gentlemen, so what a match we witnessed at the as of the last match of today's. We've seen a big dream burn down to ashes by eternal fire. And as well, we have our last guest for today's last interview, which is going to be no one else than Issa. Can we hear each Issa other? Mı? Hello, do you hear me? Hello, I can hear you, right? First of all, I would like to congratulate you and your team from advancing through the group stage. Evet, gruptan çıkmasını tebrik ediyorum öncelikle. How do you feel after this game? Bugünkü maçtan sonra nasıl hissediyorsunuz? We're feeling really tired and exhausted. Çok yorgun ve bitkin hissediyoruz kendimizi. Our game and the both games we actually played. İki maçta istediğimiz oyunu oynayamadık. So shaky. Çok kötü oynadık so diye. Definitely felt tired. I believe in you because the first match was against Team Entropic, but in the second match you played the first map which was Nuke and you had a pretty good lead. After that the Team Dream started to pick up some rounds. İlk harita sonrası ikinci harita çok daha iyi oynadı Dream. Yani dünkü maça göre bugün ne fark etti sence onlarda? It was not our day, I would say. Bizim için bizim günümüz değildi. Bizim iletişimimiz bayağı kötüydü bugün. Takım oyunumuz bayağı kötüydü. Böyle bir gündü. İsa üzgün. As well, like we've seen a very close vertigo and çok yakın bir vertigo seyrettik. More likely, as you said, you were tired, but the opponent's team is felt like they are on the horse and start to pick up rounds. Size sizin yorgunluğunuza göre onlar çok daha agresif ve rahat gibi göründüler. Üçüncü harita götürmek istiyorlardı. Senin için kırılma noktası neydi ikinci haritada? We just tried to fight on A more on vertigo because the rounds we lost, they were fighting a lot and they were rushing all the time and we couldn't stop. Çok fazla hızlı oynuyorlardı ve koşuyorlardı. Onlarla biz de bu hani onların oyununa ayak uydurmaya çalıştık. Bu fight'e girmek istedik. Çok fazla geride kalmak istemedik. İsa çok mutlu. As well again, congratulations to you and see you in your next matches. Thank you, you too. Goodbye. Bye. İsa çok mutlu. İsa evet çok yorulmuş. Bu arada şey de olabilir yani biraz tabii takım içerisi bu yorgunlukla beraber hani bir gerilme de olmuş olabilir oyuncu arasında falan. Bir an önce şu gün bitsin diye istemiş olabilirler. Onu da çok fazla zorlamak lazım tabii.